Mesela yani şu an hileyi neden kullanma gereksin diyoruz. Peki bu işten para kazanıyor musun? Ne kadar para var bu işte harbiden? Çok merak ettiğim bir olay bu. Hiç bildiğimiz yayıncılar ya da ne bileyim YouTuber'lar var mı hileyi kullanan, ya o ya da ekibinden birisi, fark etmiyor. Yani bu büyük ihtimal var mı? Çok var. Aylık ne kadar para kazanıyorsun? Yani ben tahmini 4000-5000 dolar arası. Sezon 5'ten beri kullanıyorum. Sezon 5'ten beri iyi yap diyorsun. Ya ben sana çocuğunu hile kullanıyorum. Soramazsın yeni bölümünde hileci beyleyiz ve kendisi hileci bir o**. Çalacağım bir o**pu çocuğu. Oyunun adı neden hile kullanıyorsun? Kardeşim bu nasıl giriş, beni hakaret etmek için mi çağırdın? Hayda. Kusura bakmayın hileci Oya Bey. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Bir daha olmasın lütfen. Siz Demir'i hakarete mi çağırdınız oğlum? Ben de sana o**pu çocuğuyum o zaman. Yazılımcıyım oğlum ben. Bir de atarlı, bir de atarlı. Ya, Raco biliyor, Raco biliyor. Ama her neyse. Uzun zamandır çekmek istediğim serilerin bir tanesindeyim. Arkadaşlar normalde bu tarz kontentlere ne yaparlar? O işin adabında kim varsa onu getirirler değil mi? Ben de bu hileciliği avlıyoruz ve banlıyoruz serisini. Çok güzel bir isim getirdim. Normalde Tencent'in bir çalışanını getirecektim ama ulaşamadık kendilerine. Ben de ne yaptım? Abiniz bir gün dün video atmadı. Bundan dolayı kusura bakmayın diyorum efendim. Direkt hileci Oya Bey'i, kendisini direkt buraya çağırdık. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldin, hoş geldin. Böyle hitap etmemde bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Yok şu an. Yoksa ismini direkt burada söyleyeyim. Abdurrazzak Sür Hocam Baldırgıllı. Yok lan, dümenden. Dümenden ama ben girişimi de yapamıyorum. Yani niye acaba? Avlıyoruk, banlıyoruk. Herkese merhaba arkadaşlar, ben karşımda var için yepyeni bir aksiyon sankronik bir patron kutusuyla hileciliği avlıyoruk ve... Evet. Bitti gelişim. Tamam. Ağlıyoruz ve banlıyoruz serisine. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz diyorum hocam. Bugün gerçekten çok farklı bir kontent yapacağız. Daha önce bildiğiniz üzere bir defa hileciliği yüzleşmiştik. Ona bazı sorular sormuştuk ama bu sefer hileciler izleyecek. Yani bu dedektif modundan girip artık oyunda hile mi değil mi bunları izleyecek. Ve yanımızda direkt bu işin ehli var. Hile mi değil mi o direkt taak vuracak, söyleyecek. Bu nedir? Nerede neye dikkat etmemiz lazım diye ben direkt işi profesyonel getirdim buraya. Gerçekten bana pahalıya patladı. Ciddi anlamda. Belki sizin MSN ekleme falan var mı hileci bey? Ya var da bizim yazılımımızda yok yani. Benden uzak, Allah'a yakın, bildiğiniz üzere ben burada izleyiciler için ben buraya geldim efendim. Yanlış anlaşılmasın hocam. Sizin için götten de olmaya gerek yok şimdi. Content böyle güzel güzel content sunayım diye beğeneceklerinizi atmayı unutmayın. Bye. Vallahi bu serinin beğenileri çok güzel geliyor. Biz de bunu yapmayı çok seviyoruz ve bu olayı, ya yani oyundaki bu olayı direkt bitirme taraftayız. Bu arada şunu da söyleyeyim gerçekten. Halen daha güncel bir şekilde hile kullanmıyorsunuz değil mi? O konuda eminiz. Hayır, kullanıyorum. Güçsüz. Allah fena. Hayır oğlum, bir dakika. Kullanıyor musunuz? Nasıl ya? Kullanmıyorsunuz diye biliyordum. Efendim? Sezon 5'ten beri kullanıyorum. Sezon 5'ten beri kullanıyorum. İyi diyorsun. Demek isterdim ama demeyeceğim. İyi, güzel çekler yiyorsunuz. Halen daha güce şu an kullanıyor musunuz? Ben sizi kullanmıyorsunuz diye getirdim buraya. Olmaz, paramı geri verin bana. Paramı geri istiyorum. Ne zaman paramı verecekler? Dümenden ne kullanıyorsun mesela? Nasıl diyeyim onu? Nasıl mı diyeyim onu? Evet. Nasıl dersen de. Ne bileyim ben. Her neyse, biz çok çirkinleşmeden burada birbirimize girmeyelim hileci Oya Bey. Harbi ne kullanıyorsunuz mesela? Halinden yani mesela yani şu an hileyi neden kullanma gereksinimi duyuyorsun? Eğleniyorum. Eğleniyorsun. Aferin sen. Peki bu işten ciddi anlamda soracağım bunu. Bu işten para kazanıyor musun? Kazanıyorum. Satışta bunu, mı yapıyorsun? Satışını mı yapıyorsun? Evet. Peki şimdi bu, ben bunu dümenle hiç çok merak ettim de soruyorum, yanlış anlama. Şimdi hile kullanmak günah. Şimdi yani bir oyun yani. Tabii. Ya bu günahtır kardeşim yani şimdi. Tabii. Bunu satışını yaptığın zaman ekstra mı günah işliyorsun? Ben çok merak ediyorum şimdi, o da günah işliyor falan. Yani ben düşünmüyorum günah olduğunu. Müslüman mısınız? Evet. Ne alakalı lan, Nihat Atıpoğlu'ya bağladım ben. Barış Atıpoğlu'la Hepri Dramat'ın ayına özel paketimize hoş geldiniz hocam. Her neyse, ne kadar para var bu işte harbiden? O değişir. Ben şunu duydum. Türkiye'de çok fazlasıyla alan varmış. Yani en fazla dünyada Türkiye ve Rusya zaten. Bu iki ülke geliyor. Ya biz bu doğru mu yani? Doğru. Biz yeteneksiz miyiz hocam? Hayır, aslında iyi de oynuyoruz. Neden bu arkada? Mesela sen oyunu iyi oynuyor musun normal şartlarda? Oynuyorum. İyi. Ama bunu kullanmanın sebebi ne? Eğlenmek diyorsun. Evet, eğleniyorum. Bükemediğin bileği öpmeyip kırıyorsun yani direkt hileyle. Bu mudur? Evet. Nasıl bir zevk alıyor? Yani her sezon sıra bir olarak başlarsan ranka, sen de alabilirsin bence. Ne kadar yani, olur şu anladım abi bunun. Bu rank kafası. Dümenden sıra biri alanlar var mesela. 365 kişi kasıyorlar bir hesabı. Bence bu da bana göre bir hile. Yani bu bilek hakkı değil. Bence bu da bir hile. Yani ikisi de aynı görevi görüyor gözümde. İyi hocam, iyi. Peki sana bir soru daha başlamadan önce. Çok merak ettiğim bir olay bu. Hiç bildiğimiz yayıncılar ya da ne bileyim YouTuber'lar var mı hileyi kullanan, ya o ya da ekibinden birisi, fark etmiyor. Yani bu büyük ihtimal var mı? Çok var.
Hook var. Soran var peki? Benden var ve çok bela. Benim ekipte çok bela. Kaca piçi halen daha kullanıyorum mesela. Dümenden soruyorum bunu. O ayrı bir seviye zaten. Onu söylemiyorum. Eskiden de ama diye düşünüyorum değil mi? Eskiden. Kaca çok tertemiz bir çocuk oldu. Orası ayrı. Tabii yani isim verebilir misin mesela? Vermezsin değil mi? İsim veremem. Müşterisini satmıyor işte. Bu da böyle bir delikanlı. Ama bildiğim kadarıyla kendisi yurt dışında yaşıyor bu arada. Öyle söyleyeyim size. Ve yani baya başına bir olaylar mı gelmiş? Belalar gelmiş ya. Mahkemeliktir, odur budur, şikayetleri de bedeni nikahtır. Baya sıkıntılı durumlara gelmiş. O yüzden ülkeyi terk etmiş. Arap ülkesine gittiysen ekstra sevinirim. Onlar bize geliyor madem. Biz de onlara gidelim diye düşünüyorum. Peki aylık, yani bunu sen ülkede yapamıyorsun şu an zaten. Çok bu arada illegal bir iş, harbi illegal bir iş. Kesinlikle burada teşvik etme falan hiçbir şey yok. Yapmayın arkadaşlar. Kendisi de zaten bunu söylüyor. Aylık ne kadar para kazanıyorsun? Yani ben tahmini 1200-1500 dolar arası falan. 1200-1500 aylık oturduğun yer. Bağlayıcılara ülkeye 500 tane bağlayıcı 4000-5000 dolar arası. Evet. Ülkeye 500 tane bundan koysak dolar düşürürüz. Doları düşürürüz lan. Hiç. Ama alan da bizden olduğu için hiç bok olmaz. Doğru. Başka var mı bir soru yoksa izlerken mi sorardı artık? İzlerken sorarız bu niye tamam, böyle canım. Tamam. Dedektifler nereden giriyorduk lan buna? Video incele. İncelemeye geç kardeşim ver. Toplam doğru kararlar 29 diyor ama 11 kişi banlanmış. Mantıksız bu. Niye diğerlerine ceza vermişler? Evet. Hep burada 10 yıllık ban yemişler. Neyse şimdi zaten hiçbir şekilde yanlış yapacağımızı ben düşünmüyorum açıkçası. Başlıyoruz hocam izninizle. Başlayalım abi. Evet bakıyoruz. Ne yapıyor bu? 10 kili var. İyi bir rakam. Canlı mı? Yok, canlı değil. Canlıyı da izleriz ama. Böyle. Tamam. Normal. Bu bir şey değil be. Tam o adamı sesini duydu diye yorumladım. Mantıklı oynuyor şu an. Tamam. Aa. Anlayamıyor da şu an ne olduğunu. Bununla kılıçlayacak mı? Aşağıda şeyler var abi. Bayağı adam vurmuş. Ama şimdi buraya kadar bence bir şey yok diye düşünüyorum. Tabii Yiğici Bey araya girmek isterse kendi bilir. Ben de düşünmüyorum evet. Solu gördüm benden. Bence eğim biraz sağa kaydı fark ettin. Eğim biraz sağa kaydı. Yani ben de şu an onda bir eğimlik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Oha. Çok iyi gelmişler. Evet. Normal. 1.5 x'i aldım. Ben bir şüphem olmadı buna. Bana da yok gibi geliyor. Temiz geçelim. Bunu geçelim mi? Temiz. Dümenden merak etseydik ama yok ananı. Hep biri başa mı atacak? Yok ben yanlışlıkla çıktım orada öyle yapmamam lazım böyle yapmamam lazım. Ama o arkadaş iyi de değil zaten. Boşa bir dümenden bir kayıt. Bu canlı maça. Direkt canlı maça gidiyoruz hocam. Demeyecekti hiçbir şey yoktu. Arkadaşlar zaten Hileci Oye Bey de bayağı ciddi bir şekilde söyledi kendisini. Şu an canlı maçtayız. Canlı bir maçı izleyecek. Burada daha rahat olabileceğiz diye düşünüyorum. Şu an incelenen oyuncu 3. Şu an izlediğimiz adam. Önündeki adamı görüyor. Yok normal bu. Bizi görüyor. Düş. Şimdi son 2K... faktörü olabilir mi hocam? Buna bir şey diyemeyiz ki. Ha bir daha doğdu. Ama izleyemiyoruz. Adam dümenden öldü ya la. Ama harbi ya şunu da söyleyeyim. Gerçekten hileyi istediğin kadar ne olursa olsun. Yani DBS, shotgun buna benzer silahlar yakın temastayken sıkıntı yaratıyor değil mi hileci? Yani ayarları var mı? Duvar arkası vurmadığı sürece. Hayır ama işte Magic sağlamsa. Magic olmasın hocam o. Evet, Magic diyoruz biz. Magic mi diyorsunuz? Sizin ben... Evet. Bunu izleyelim hocam. Benden bir izleyelim. Bu adam mesela kimseye zararı yoktur. Vurmamış bu. Oy. O vurmadı. Atarattı ama. Ay. Onu da vuramadı. 300 metre. Ya bir de Victor'lar yapmaz ya. Aha. Yere yatıyor abi adam. Adam bota 5 mermi attı. Adam... Bir bakalım belki şey olan da vardır böyle. Legal kullananlar da vardır anladın mı? Anlamayalım diye. Yani... Mesela abi. Mesela adam sadece... Sadece görme olabilir mesela. Bilmiyoruz. Bu geri zekalı herhalde. Nereden biliyor? Baba. Evet bunu nereden biliyor? Hayır direkt eğimi üstünü açtı direkt. İleridekine de bakarsan anlarız. Evet. Oha! Sen bayağı bitirmişsin. Sen bayağı bitirmişsin ha bu olayı. İleridekine de bakarsan ben o arkadakini gör... Beynim yandı. Burada bir sahnemiz daha var. Bombayı tam adamın olduğu yere doğru. Onu da başaramadı. Eğim yok anladığım üzere. Bak.
artistik bir bitiriş. Yani çok da bunu izlemeye gerek yok diye düşünüyorum ben. Hile diye şey yaparsam canlı sıkılmaz değil mi? Ne diyelim buna? Mesela bunda ne var? Yani röntgen. Röntgen. Beyin de olabilir. Aç kapa yapıyor olabilir. Aç kapa yapıyor olabilir. Aç kapa var. Oyun içerisinde aç kapa yapıyor. Hangisi oluyor evet. Burada iyiyim? Otomatik nişan. Otomatik nişan. Başka? Başka bir şey yok. Bunu da öğrenmek lazım. Bunu da öğrenmek lazım. Neden? %26 ihlal yok demiş. Bunlar acaba sizin tayfa olabilir mi bu ihlal yok diyenler? Böyle bir işleminiz var mı? Olabilir. Helal olsun. Adamlar kendi adamlarını da raporlamıyorlar. Böyle bir krallık servis yapıyorlar. Helal olsun. Ben ayakta alkışlarım baba. Baba canlı maç istiyorum. Bir tane de canlı maç daha gelsin. Evet. 4 numaralı oyuncumuz. Bir kili var. Kıyafet seti bakılırsa dümenden. O ne yapıyor bu? Ya yeni halen. Galiba kutuyu açtı öyle girdi oyuna. Bunu raporlayan o bir kişi kim Allah aşkına bana onu getir. Ben şunu soracağım. İnsanların o raporlarken doğru seçenekleri tıklaması çok önemli değil mi? Yoksa fark evet, etmiyor mu? Önemli. Mesela ben ban yemeden bütün bu oyunu oynarım dediğin bir olay var mıdır mesela senin? Var. Ben sadece. Ama bir şekilde o da ban yer. Çok yani belli olduğu zaman. Evet. Peki hiç ban yedin mi? Yani biz al. Meclisten beri diyoruz. Sezon 5'ten beri 500 kere yemişiz herhalde. Hmm. Peki ban yiyince modun düşüyor mu? Hayır. Yine hesap açıyorum. Biri mesela böyle vuruyorsun tam yeri tümünü açıyorsun. Ondan sonra sürekli sövüyor sana. Modun düşüyor mu? Yani tümünü açmamı tercih etmiyorum. Bitirip geçiyorum. Bu salağa 16 saniyesi var. Bunu raporlayalım mı ya bize? Atlasa. O mutsuz oynuyor. Mutsuz oynuyor. Bakım arkadaşlar nereye atlamış? Bunu geçiyorum o zaman. Ben bir gözdağı vereyim dedektif izliyor falan. Bir olmasın sonra sıkıntı çıkmasın. Normale geri dönelim biz. Mesela 4 kişi bir arabada. En sevdiğim. Okey. Okey anladım. Bunları direkt hayattan banlamak lazım. Aha. Havaya bak, gidiyor bir de. Allah Allah. Ama tava yediğinden dolayı da rapor atmış olabilir. Arkadan. Onu hiç kimse fark etmiyor şu an. Vurdu. Ha? Vurdu orayı. Şimdi ileride bir adam daha var. Bu oraya bakmıyor bu arada. Oo. Onu niye raporlamışlar? Ama. Raporlamışlar da olabilir bu arada. Kullanandı. Baksana. Oğlum bu nasıl bir maç lan? Oğlum her yerden kafa geliyor. Çok iyi. Yanındakiler de olabilir diyor. Bu da evet doğru bir olay. Mesela bu diğeri. Bu arabayı sürüyor sadece. Adam iki nak aldı bu arada. Onu da ezdi. Ya. Yanındaki de güzel drive'a yatıyor ha. Adamdan orada olduğunu bilmiyorum. Bu arada başka yere bakıyordu. Şu an fark etti burayı. Bilemedim. Python tam öncesini görmediğimiz için abi burayı biliyor muydu? Bilemedim. Bilemedim. Ben çok iyili olduğunu düşünmüyorum. Bak sağdaki adam fark etmiyor daha. Aa! Yok abi bu yok. Şey. Gene de hileci bey ne diyorsunuz? Geçelim. Bunu da geçelim. Dümendenmiş bu da. İhlal yok hocam. Buna ihlal var diyenler. Bir ihlal olmadı belli. Tüm olası ihlal kaçma ihtimali en az ihlal için tüm videoyu izledim. Lan doğruladım. İhlal yok. Ha izlemen lazım. Hayır. Abi. İhlali bulanlar harbi. Sıradaki. Evet hesap yüklü. Hesap yüklü bu arada. Nereye düştü? Tamam. Bir oraya. Anlarız şimdi. Burada etrafı çeklemesi çok zor olan bir yer. Ama takım arkadaşlar burada sadece. Bakamıyoruz değil mi? Aynen. 4 kişi var mesela burada. Arabaları gördü. Yavaştan durabilir burada. Tek başına. Bir dakika. İyi bu. Güzel atarım. Ama karakter gitmiyor hala. Karakter gidim ya. İzleme yok bende. Soldakilerin bisikletle gittiğini görmedi bu arada. Abi sağdakini de görmüyoruz da çok açık gösteriyor bak. Ha şuradan görüyor tamam burada görüyormuş okey. Ha geri geliyor buraya. Bıçak geri diye mi attı? Bıçak geri diye atmış olabilir. Ok geldi bunu geçelim. Toki önemli fight. Önemli fight. Toki de bir şeyler belli olur. Ama sanki böyle onu görüyormuş gibi izliyor ya. Sesten bence de o. İzlemiyor mu? Evet izlese oraya boştan dümenden pik atmaz. Sesi çok iyi kasıyor o zaman. 4 kişi var burada.
Bir garip. Tamam, buna da okey. Buna da okey. Baksana. Ya bana çok şey geldi. Belki bir izliyor ama izlememeyi çaktım. Evet evet evet. Geldi. Bak bak Hileci Bey, siz de bir dikkat edersiniz. Bak burada gözükmüyor okey. Alan dışı. Ne diyorsunuz? Var mıdır sizce bir şey? Ama hayır abi şu. Abi benim aklımı çok şey kaçırdı. Orada mesela adam olduğunu biliyordum markette ama... Mesela. Evet şimdi ona bakalım. Bak direkt baktı gibi oraya. Direkt oraya bakarsanız sıkıntı. Çaktırmamaya çalışıyor ama. Oha. Harbiden oha. Ondan şey... Evet, başka bir yeri çeklemiyor inatla. Dümenden bir röntgen var gibi ya. Buraya bir gidelim hep beraber. Burada ne yaptı biliyor musun bu? Bu buna bunları vuracak diye markettekini unuttu bu. Çünkü kafa yok hakikaten bunlarda. Bu bence onları vuracak diye markettekini unuttu bence. Ama buna herhalde skop açması çok ele verdiği gibi. Evet. Ne diyorsunuz Yedici Bey? İşaretliyorum röntgen. Röntgen var diyor. Dümenden bir röntgen. Ama dümenden bir röntgen. İhlal yok, %57. Siz burayı ele almışsınız. Ben onu söylüyorum. Tamam. Ses kasıyor olabilir. Fena pusu atmış zaten. Tepedekini görür mü? Tepede bir ayak sesi vardı. Görmedi onu. Olduğu yere sıkı başladı ama. Ama belki ondan önce gördü adam, o da olabilir bak. Bu solo değil mi abi şu an bu adam? Evet. Çok emin koşuyor. What? Evet. Ama arkadakini görecek mi? Gördü. Adam sarıdayken sıktı bu arada. Adam sarıdayken sıktı bu arada. Şimdi burada anlarız bir daha ya. Adama doğru mu tam pikleyecek? Gel, çarpan sesini duydu. Ama baksana eğime. Eğime bak, eğime bak. Eğimi sadece adamı gördüğü rotasyona tutuyor. Oo, oo. Okey hocam. Bak. Görüyor musun? Tam üstündeyim. Tam üstünde. Bu Valorant'ta da, CSGO'da da. Bunlar bu tarza oluyor hocam. Baksana baba, 300 metre var. Bak. Silahını aldı gene, bakıyor. Hiçbir yeri çeklemiyor. Bak bak. Sarı. Oha. Oha. Tepenin arkasında. Bu kadar belli etme lan. Hileci Bey. Ben bu arkadaşta sadece hile mi var yoksa başka bir şey var, onu merak ediyorum. Yani bence ikisi de var, röntgen eğim. Röntgen de var, eğim de var değil mi? Bence de. Evet. Sana. Bak bak bak. Bak bak bak. Orayı vurmuştu zaten. Bak bak. Yukarı çıktı adam. Hop. Ebesin nikahı. Sarıyken görmüyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir dünya var. Bu da mı çıkacak? Bence bu salak çıkarken ölür. Çok beyni yok diye çıkacak yeri bulamıyor. Hay aptal. Tamam. Yemin ediyorum çıkarken ölür dedim ya, ölseydi çok kahkaha. Ne yapıyor? Ya çok uzağa gittiğini biliyor, atmaz herhalde bombayı. Atmadı. Diğerini baksana. Biliyor. Evet. Sola da baktı, 440 metre. Aa. Lan durdu, bitti. Video mi? Bitti, video bitti. Tam heyecanlı yerinde. Tam heyecanlı ama ya ölüyor da olabilir. İhlal bulundu hocam. Röntgen var, otomatik nişan var. Kardeşimiz kendisi birazcık agresif. Bak %30 ihlal yok diyor. Peki ben bir soru daha soracağım size. Hileyken başka bir hileciyi öldüğünde ne yapıyorsun mesela? Ne hissediyorsun? Bildiriyorum, yaşıyorum. Mesela sen raporluyor musun mesela? Evet. Ya sen nasıl bir insansın Allah aşkına. Hele alkışlarım baba, ben böyle adamı. Ben böyle adamı alkışlarım. Ha bu başka adam. Ay. BG. Mesela o kulübenin içindekine direkt fokuslanacak mı merak ediyorum. Dümenden bir çekme. Belli etmemeye de çalışıyor olabilir. Evet. 19-20 kili var. Anlayacağız. Mesela ben bunu merak ederim baba. Bu adamı merak ederim. Ne oluyor? Sarı gözükmez ama orada bir infosu vardı. Yani direkt sadece head atmış. Normal. Adam yerde yatıyordu. Çok normal. Yerdeydi yani. Oturuyordu. Koldaki adama da bir check attı bu arada. Ha mesela buna dümenden... Yine normal. Şey, direkt abi. Direkt headshot. Direkt headshot, evet.
Ben bir ara ne diyeyim şeymiştim biliyor musun? Eski izleyicilerim hatırlar. Bu izleyicileri izliyoruz serisinde. Stanok maçına bir adam 25-30 saniye kill almıştı. Ve ben direkt şey demiştim ya, kesin bir şey var demiştim. Yorumlarda linç yemiştim. Ve bana şey diyorlardı. İşte siz alınca sıkıntı yok ama millet alınca sıkıntım var. O zaman siz de hilesiniz falan. Adam bir hafta sonra banlanmıştı. Ya bizim millet biraz değişik konularda. Ödemiyorum. Evet, ona info attı. Normal gibi. Zaten alan sonu çok normal. Ya bundan sonra çekler önemli ya. Bak mesela solu yalandan atmadı. Killleri bu çocuğa veriyorlar belli. Evet. Killleri bu çocuğa. Bu YouTuber falan olabilir bu arada bu. Watch out. Tamam. Oradan ne? Ses geliyor. Oradan ses veriyor ama oyun ya. Her türlü. Alan dışını çekliyor gene. Var mı adam diye. Yukarıya bir baktı. Çalarsa biri var. Yani. Yani. Karşıdaki bir mavi olabilir. Tek başına kaldı ama galiba o sahneyi göremeyeceğiz ya. Ama arkada adam olduğunu bilseydi ona göre bence bu kadar dümenden yapma. Ölüyor büyük ihtimalle. Ölüyor. Videonun daha mı yok? Evet, ölüyor büyük ihtimalle. Hilecinin peki arkasında adam olduğunu falan umutlu oluyor mu? Görüp mesela ilgilen var ama arkanda adam olduğunu. İşte demeyecek marketteki olay. Aynısı ama bunda ben sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Ya belki bu da yaşamış olabilir. Kapataç ya. Olayı var ya, belki kapatmış olabilir. Kapataç değil bu. Röntgen öyle kapataç muhabbeti yok diye biliyorum. Tabii ki Hilici Bey daha iyi bilir ama. Şu bak, şuraya alıyor. Şuraya, aynen bu şuraya alıyor mesela. Tamam mı? Solunu görür baba. Gerçi bakmıyor oraya. Anladın mı? Kimse neymiş ya? Ya da... Bebek de soluyorlar. Evet, bilerek de yapıyorlar. Sence? Bence röntgenden bildirelim. Röntgenden bence bildirelim. Evet. Biz kötü iyiyle kullanırsa sizden alsın diyorsun. Helal hocam, helal. Ona da bir şey demiyorum. Vallahi bir şey demeyeceğim. Son bir tane daha izlerim. Ben merak ediyorum öyle nasıl tepkileri, nasıl böyle şeyler çıkıyor. Çok dümen bir muhabbet. Abi direkt hile kıyafeti. Kıyafet mi hileci abi? Evet, peki hilecilerin kıyafeti diye bir şey var mı? Yani yok, bu sıfır hesap olduğu için. Sıfır hesap olduğu için diyorsun. Evet. Oh, bu. Bunlar hileyi falan test ediyorlar. Hileyi falan test ediyorlar. Güncellemelerden sonra falan. Yani bence bu adamı kıyafetten vurmuşlar ya. Ama bak buna bir şey bak, diyemem. Devamı nerede? Devamı yok. Kul hakkına giremeyiz abi. Bu evet geç. Kul hakkına giremeyiz. O yüzden emin değilim diyoruz. Video hatası diyelim. 2 kill. Weekend'i. Ah lan. Bak önünde planörle düşeni görmüş olması lazım aslında. Kırmızı olduydu bir. Gene kırmızı oldu. Gözüküyor demek. Ooo. Yaman dişine bak ya. Baba sen nerede kaldın ya? Biz de seni merak ettik böyle. Direkt ben hileyim diye burada bağırsın ya. Banlandı mı? Ayar yapıyor herhalde. Devam var, devam var. Kıyafet değiştirdi. Baba bak. Takım arkadaşlar tabancayla vuruyor. Bir değil ha. Takım arkadaşlar tabancayla vuruyor. Bu AK'li o tabancayla vuruyor. Oha. Ama belli etmeye çalışıyor fark ettiniz. Evet, sizce Hilici Bey? Bu siz olabilir misiniz? Yok, ben bu şekilde kullandım. Yanındaki zıplıyor. Yanındaki zıplıyor galiba. Abarttın ama. Baba bu çok pislik bir olay ya. Gerçekten çok pislik bir olay. Hiç gerek yok. Bütün oyun zevkini darmaduman ediyor. İkna anlamında. Bir daha bir yeni hesap olduğu için karşılarda yeni oyuncu. Evet, o yüzden milletin da... oyununu zehir ediyor okay. Ve otomatik olarak Duvar turbo duvar reis otomatik nişanlı silah tepki yükseliz bana yok. Bunu böyle raporlayacaksın, bunu böyle raporlayacaksın. İhlal yok diyenler harbi kör, ben onu söyleyeyim size. Bunları direkt oyundan yasaklamanız gerekiyor. Bu ihlal yok diyelim PUBG Mobile'in direkt o hesaptan direkt o banı kaldırması gerekiyor. Yani şey, buraya bakmama özelliği vermesi lazım, öyle söyleyeyim ben size. Garip muhabbetler ama ve lakin sana... Hazır böyle sona doğru gelmişken bir şeyler daha sormak istiyorum ben. Eskiye nazaran hile halen daha bu kadar yaygın mı? Yaygın ama eskiden çok fazla vardı sanki. Ben mesela lobide tek başıma aşağıda duran adam herkes havaya zıplıyordu. Çünkü öyle bir şey vardı şimdi. İstendiği için kimse uçamıyor. Göremiyorsunuz. Ha, uçamadıklarını göremediğimiz için. Arabalar da o yüzden uçmuyor. Ama o zamanlar ayrı bir güzeldi sanki. Siz de bir iş, üzüldünüz gibi. Evet. Değil mi? Üzüldünüz. Peki benle hiç karşılaştınız mı oyunda? Yani gelmedim. Bypass kullandığım için. Bypass kullan... Bypass? Nasıl? Kalp masajı mı yapıyorsunuz? Hayır.
mobillerle eşleşme. Dur. Mobillerle eşleşme olayı var. Siz mobil misiniz? Hayır. Emülatörden mobille eşleşi. Ben mesela emülatörken mobille eşleşebilir miyim? Eşleşebilirsin. Ama bu ban sebebi. Ama yani o hileyi güvenlik kılan şey de bypass yani. Aaa. Lan hem emülatörden hem mobile hem de bir de üzerine ekstra hile. Aman aman aman. Peki sen bu yani hileyle hiç böyle mesela bir turnuvaya falan girdin mi? Girdim. Yakalandın mı? Hayır. Orada profesyonel kullan. Peki çok özel bir soru soracağım. Çakma turnuvalar oluyor biliyorsun böyle. Ya evet. Biz çok bizim evet. E-spor tarafı gibi değil. Bizim e-spor gibi böyle çok büyük ödülleri olan dünyada bayrağımızı astığımız, şampiyon olduğumuz, ne bileyim işte her yere Türkiye bayrağını taşıdığımız, güzel bir yaptığımız gibi değil. Normal dümenden biliyorsun emülatörler kendi aralarında Araplar falan böyle sikrimler yapıyor. Turnuva yapıyor. İşte 1000 dolar, 2000 dolar, 5000 TL, 10.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL bir ödülleri oluyor. Buralara giden, giren birileri senden hile aldı mı? Alan var mı? Ya da etrafından? Yok, öyle yok. O, yayıncı var. Yayıncı var ama galiba orada olmamasını sebebi şey diye biliyorum. Galiba bir kayıt alıyorlarmış. Ya mouse kaydı alıyorlar. Ha, ondan dolayı olmuyor. Mouse kaydı evet. Dediğimiz bilgisayarda ama yaptığınız bütün işlemleri görüyor. Ama şey mouse'a atanan hileler var mesela. Turnuvalarda evet. Da çok eski zamanlara var. Mesela, onu göremez mesela değil mi zaten? Evet evet. Peki var mı sence kullanan bildiğin? Bildiğin değil de yani anladığın falan. Yani vardır. Vardır ya vardır. Vay be. Çok garip. Şeye benziyor bu. Sigarayı bıraktırmak için bir sürü olay var. Herkes sigara içmemesi gerekiyor. Aslında özellikle genç neslin sigara içmemesi lazım. Ama bir anket yapıyor, bir hesap yapıyor. %90 gençlerin hepsi sigara içiyor mesela. Örnek veriyorum. Bunun gibi bir şey. Sırf kullanılmaması lazım ama çoğu kişi kullanıyor. Ve kesinlikle kullanılmaması lazım. Var mı burada söylemek istediğim bir şey insanlara? Yani kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Başlamayın. Önerilerim ben de. Başlayınca bırakamıyorsunuz. Bağımlısı evet. Mı oluyor? Evet ama tabii bu böyle oynamaya alışkın olan insan normal oyununu unutur. O da doğru bir olay. Böyle bir video yapmak istedik arkadaşlar. Bu arada kendisine de hileci OEB'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan. İnşallah bir daha karşılaşmayız, görüşmeyiz. Kendisine de yakın bir sürede inşallah bıraktırtırız. Bıraktırdıklarımızın örneği var. Bu adam dümenden belli bağımlısı olmuş. Müptelası hallederiz ama. 15 senedir okuduğum üniversitenin ekmeğini sana yedirtebilirim. İstersen sana rehabilitasyon verebilirim. Böyle seanslar yapabilirim sana. Her neyse umarım video hoşuna gitmiştir. Video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra zili tüm olarak ayarlamayı sakın unutmayın. Şuradan tıklayıp ücretsiz, hilesiz, ebesiz, nikahsız çok rahat abone olabiliyorsunuz. Videoyu beğenebiliyorsunuz hocam. Söylüyorum öyle size. Varsa böyle bir content kafanızda olan buna benzeri yapmamı istediğiniz bir şeyler yorumlara yazın. Ya soramazsın PUBG'si mi olacağız ben de anlamadım. Olabilir aslında. Aslında alsak bir YouTuber'a ona bir sonra soramazsın deyip sorular sorsak. Mantıklı. Olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Ekran videolardan hangisini demek isterseniz onları tıklayıp izleyebilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.